Asansörde kalma olaylarında herhangi bir panik yapmadan içinde bekleyip alarm düğmesine basıp orada telefonla sesli komut sistemi var. Oradan gerekli yetkililere ulaşılacak. Onlar gelene kadar herhangi hiçbir şey yapılmadan sabırlı bir şekilde içeride beklenmesi lazım. Bazı panik atak durumları olan insanlarımız var. Bunda herhangi hiçbir şekilde endişe etmemeleri gerekiyor, korkmamaları gerekiyor. Bunun için bekleyip, çünkü asansörün her alanından, her tarafından içerisinde havalandırma sistemi olduğundan dolayı insanların boğulma gibi bir panike girmemeleri gerekiyor. Bunun için sabırla bir şekilde onları kurtaracak olan yetkilileri beklemeleri gerekiyor. Asansör düşme olaylarında ise bu kolay kolay olmayan bir şey. Çünkü istatistiklerde öyle bir şeyin mümkün olmaması ama olası bazı asansör düşmelerinde frenleme tertibatı eğer takılmamışsa düşme olasılığı var. Halat kopma sırasında aynı deprem zamanındaki gibi çökülüp ayakları başı ayaklar arasında alıp bu şekilde beklenmesi lazım. Olası bir düşüşte bunun dışında başka bir şey yapılamaz. Üçüncüsü de güvenlik tedbirleri, halatın bakımları düzenli bir şekilde yapılması gerekiyor. 3 yılda bir değişilmesi gerekiyor. Ucuz halat kullanılmaması gerekiyor. Tamamen yani TSS standartlarına uygun halatlar talep ediyoruz. Güvenlik tertibatlarımız çok üst düzeyde. Asansör yani öyle herkesin düşündüğü veya korktuğu gibi bir sistem değil. Halatın kopma olasılığında eğer frenleme tertibatı olursa, frenleme tertibatları eğer en iyi bir şekilde kullanılırsa, uyguna kaçırılmazsa Allah'ın izniyle hiçbir sakınca, hiçbir şüphe veya hiçbir düşme olasılığından tamamen kaçınmış oluruz. Tamamen burada kaliteli malzemenin kullanılmasını her zaman teşvik ediyoruz. Yani bunu yaptığı takdirde hem yapıcı firma hem yüklenici müteahhit firma üzerine bir vebal kalmaz. Bu şekilde güvenli bir şekilde tedbirlerimizi almış ve güvenli bir konfor şeklinde asansöre inip çıkıp seyahatimizi gerçekleştirebiliriz. Asansör firmalarına şöyle bir tavsiyemiz var. Kesinlikle ucuz isteyen müteahhitlere bu şekilde iş yapılmamasını, yani insanın sadece bu ben para kazanacağım derdine değil de tamamen yani hem kaliteli bir işçilik yapmak hususunda. Çünkü en ufak bir şeyde bakıyoruz ki bütün kamu kurumlarında küçük firmalara ve yerel firmalara iş vermemesi nedeni arkasında yatan problem bu. Yani kaliteli malzeme kullanılmasını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Firmalardan ricamız ucuz isteyen müteahhitlere iş yapılmamasını istiyoruz.